Ben hislerimin arkasındayım ki daha benim Berker olan duygularım kesinlikle geçmedi. O yüzden dün Seda ablaya bile dedim lütfen beni Barış'la yakıştırmayın dedim. Tabii o kadar düzgün bir tonda söyledi ki beni yakıştırmayın. Kaan diyor. Şey diyor. Orada Barış'ı denemişler. Barış gerçekten orada çok gülümsemiş. Hani hayır dememiş. Biz Barış'ı konuşmuyoruz. Barış zaten konuşuyoruz. Senden hoşlanıyor bence. Allah Allah. Evet. İşte buradan yak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa Gamze'nin peşinden koşmaz. Koşmuyor, koşuyor mu? Koşuyor. Adam İstemediğini söyledi. Gayet de koşmuyor. Adam eli belinde geziyor Gamze. Abici. Arkasından ağlayan Gamze. Barış'ım. Pardon. Dün ağlıyordun. Ağlıyordum. Evet dün ağlıyordun, ağlıyordu. Bugün Berker'le kahvaltıya geliyor. Bir dakika ya, Barış'cığım ağlıyor muydun ben? Sen ağlıyordun. Kullanıldığını düşündüğü için ağladı. Ben olan muhabbetle yani kadınlık gururum zedelendi. Beni kullandı o çocuk. Ben bunun için ağlıyordum. Yani Barış için ağladığın falan yok, sen yanlış görmüşsün. Ben öyle hissettim, yanlış hissetmişim o zaman. Ya yanlış görmüşsün neler, yani. Romantik yemekler hazırladı, dışarı gezmeye götürdü, beşi bir yerdeler taktı, tek taş yüzük taktı. Neler neler Barış yaptı. Barış mı? Hayır, Barış tabii ki Gamze'ye yaptı, bu da ümitlendi. Aşık oldu. Duygularıyla oynanmış bir kız var burada. Ne alakası var şimdi? Beşi bir yerde takılıp yüzük alınınca duyguları oynanmış bir kadın ortaya çıkıyor. En azından 2-3 hafta peşinden koşan bir adam var burada değil mi Gamzeciğim? Pardon ağlaman çok normal. Ne alakası var ya? İlla ağlamak için uzun bir süre mi geçmesi gerekiyor? Bir çiçek getirse yeter. Benimle alay ediyordun çok ya. Çok zoruna gidiyorum. Benimle alay ediyordun ya. Çok zoruna i̇şte gidiyor. İşte etme bulma dünyası daha beter oldu. Çok zoruna gidiyorum. Benimle çok alay ettiniz. Hayır, o kadar zoruna gidiyor ki içine oturuyor. Çocuğum kız. Bak yemin ederim sana oraya geçiyor Barış oraya oturuyor. Barış oraya çok gidiyor oraya oturuyor. Arkamdan. Yemin ederim Barış'ın peşinde koşuyor. Bu kıyafetlerle metap karar veriyor. O değil de beyaz gömlek giyeyim mi? Diye sana soruyordu. Bir de bugün diyor ki hani beyaz gömlek giymeyecektin diyor. Beyaz gömlek giymişsin. Çünkü ceketin içinde boğazlı kazak hiç yakışmamıştı. Belki benden görmüştür. Beni değiştirdi. Giymek... Ben de beyaz gömlek görünce belki benle aynı olmak için giymiştir beyaz gömlek. Belki de Gamze'ye gıcıklığına yapıyordur Mehtap. Evet kesinlikle senle aynı olmak için giymiştir beyaz gömleği. Allah'ım Barış için bile bu evde kavga ediliyor. Ama bugün Barış dedi ki. Barış için kavga etmiyorum. Buradan çok çift çıkabilir dedi. Kim diye sorduk. Ne dedi bir daha söyle. Buradan bu bekarlar evinden çiftler çıkabilir dedi. Biz dedik ki sabahleyin Barış'la Kaan benim yanımdaydı. İçeri girecektik kapının önüne mikrofonlar takıldı ya orada. Bu evden kızlar evine bir çift giderse kimler çift olarak gidebilir dedik. Ne dedi? İlk önce seni Berker'le yakıştırdı. Berker'le sen gidersin dedi. Berker'le sen gidersin sonra dedi. Sonra ne dedi? Sonra da? Öykü'nün yanında dedi. Sonra ama sonra Kaan'la Öykü gider dedi. Evet ama az sonra bir şey daha söyledi. Tamam. Söyle. Bak hala gülüyorsun. Sonra bir şey daha söyledi. Benle de Gamze dedi. Ay hadi söyleyin. Benle Gamze mi dedi? Bunların aşkı yeni aday geliyor. Ben hiç öyle bir şey demedim. Berke'yi beğeniyor. Biz seninle hani oluruz. Benim daha önceki sevgililerim de hep olgundu. Efsane falan diye. Bir dakika bir dakika ne dedi ne dedi bir daha söyle. Biz sen yani Barış Mehtap'a dedi ki biz de seninle olabiliriz dedi. Çünkü benim bundan önceki sevgili 3 tane ciddi ilişkisi olmuş. Üçü de ondan olgunmuş. Çünkü ben ne oluyor bu? Benim dediğime geliyoruz yani. Barış kaç yaşında? 27 yaşında mı? Hmm. 27 yaşındayım ama kafa olarak 35-40 yaşında bir adam kafasına sahibim dedi. Barış mı ona sahipmiş? Öyleymiş. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.